Güzellik dünyayı kurtaracak. Bu yüzden biz de kendi yap tarzı göz maskeleri, parlak renkli makyaj malzemeleri, simli parlak dövmelerle vücut süslemeleri yaptık. Ve tırnaklarımıza havalı bir leoper deseni çizdik. Yaz gelmek üzere ve hala kaslarınız kalın bir karizma katmanının altında mı gizleniyor? Daha özgüvenli hissetmek için bir kapatıcı paletine ihtiyacımız var. Kaslarımızı esnetelim ve karın kaslarımızın anatomisini kontrol edelim. Koyu renk kapatıcıyla yan karın kaslarımızın üstünden geçelim. Ortaya düz bir çizgi çizelim. Kas çizgilerini işaretleyelim. Kaslarımızı daha açık tonda kapatıcıyla boyayalım. Sonra bir sünger alalım ve sınırların üstünden geçelim ki renk geçişleri daha yumuşak görünsün. Doğal bir cilt tonu için bir kat daha açık renk kapatıcı uygulayalım. Süngerle üstünden geçelim. Karın kaslarımız hazır. Göbeği açık bir kıyafetle arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Akşamlarını yüksek kalorili yiyecekler ve tatlı içeceklerle geçirmeyi bırakmayan arkadaşlarınızla dalga geçebilirsiniz. Bir sonraki güzellik hilesi için krem ve kakao tozuna ihtiyacımız var. Kremi küçük bir tabağa sıkalım ve kakao tozu dökelim. İyice karıştıralım. Karışımı cildimize uygulayalım. 5 dakika bekleyelim. Islak mendille kakaolu kremi silelim. Elimizde hafif koyu bir renk kalabilir. Ve bonus olarak da cildimiz lezzetli çikolata barları gibi kokacak. Doğal malzemelerle süper bronzluk. Şimdi de size ellerimizi farklı bir dövmeyle nasıl süsleyebileceğimizi anlatacağız. Öncelikle siyah eyeliner kullanacağız. Elimizi çiçekler, yapraklar ve soyut desenlerle süsleyelim. Elimizi yavaşça bileğimizden hareket ettirelim. Çizimleri vücut boyasıyla boyayalım. Parlak ve yoğun renkler seçelim. Yaprakları sarı yapalım. Daha etkileyici bir görünüm için çiçek yaprakları iki renge boyayalım. Cildimize tıbbi yapıştırıcı uygulayalım. Sim serpelim. Tüm detayları yapıştırıcıyla kaplayalım ve simle süsleyelim. Sonuç renkli ve parlak bir dövme. Su geçirmez olduğu için havuzda yüzebilirsiniz. Monoton gri tırnaklar parlak bahar ruhuna uygun değil. Şimdi size özel bir malzeme olmadan nasıl hızlıca Fransız manikürü yapabileceğinizi anlatacağız. Tek ihtiyacımız olan beyaz oje. Parmağımıza beyaz oje ile bir şerit yapalım. Tırnağımızı üstünden geçirelim. İnce beyaz bir çizgi elde edeceğiz. Sonra bir toka alalım. Ucunu beyaz oje ile kaplayalım. Çizgi boyunca noktalar yapalım. İşte oldu. Bu manikür fazla zaman da almıyor. Bir sonraki pratik bilgi için oje ve silgi bir kaleme ihtiyacımız var. Silgiye bir çizim yapalım. Maket bıçağıyla fazlalıkları keselim. Etkileyici bir tırnak deseni damgası elde edeceğiz. Silgiyi siyah ojeye batıralım ve tırnaklarımıza leoper deseni yapalım. Doğal arka planda birkaç siyah benekle bu sezonun moda tırnak desenlerine sahip olacaksınız. Uzak durun. Ben bir yavru kedi değil, aslanım. Hırr. Ojemi asla dikkatlice süremiyorum. Pratik bilgimiz buna yardımcı olacak. Dudak kremine ve pamuğa ihtiyacımız var. Ojelerimizi sürmeden hemen önce tırnağımızın etrafındaki deriye dudak kremi uygulayalım. Tırnağımızı uygulamamaya çalışalım ki tırnağınız yağlanmasın. Ojeyi her zamanki gibi sürelim. Derimizdeki dudak kremini pamukla silelim. Oje yağlı ciltte kurumaz ve çıkması da kolay olur. Ne kadar düzgün bir manikür. Bir sonraki pratik bilgi için bir süngere ihtiyacımız var. Süngerden bir küp keselim. Bir kesik yapalım ve içine bir yüzük yerleştirelim. Silikonlayalım. Ters tarafına da çapraz bir kesik yapalım. Yüzüğü parmağımıza takalım. Ojeyi süngerin boşluğuna yerleştirelim. Ve tırnak deseni dünyasına dalalım.
Şişeyi istediğimiz pozisyonda tutabilir ve fırçaya daha kolay bir şekilde oje alabiliriz. Kalktıktan sonra aynaya bakmaya korkuyor musunuz? Merak etmeyin, size bir sır vereceğiz. Kaşıkla masaj yaparak uyandıktan sonra cildinizi tazeleyebilirsiniz. Kaşığın arkasıyla işlemi uygulayalım. Kaşığı nazikçe ama güçlü bir şekilde bastırarak yüzümüzden geçirelim. Klasik masaj işlemi gibi kaşığı oynatalım. Yüzümüzün ortasından başlayıp kenarlara ilerleyelim. Eğer bu kaşık masajını her gün yaparsanız bir hafta sonra sonuçları fark edeceksiniz. Çalışmaktan yoruldunuz ve uyumaya zamanınız yok mu? İşte yorgunluk belirtilerini gizlemenize ve gözaltı torbalarından kurtulmanıza yardım edecek bir sır. Küçük bir kavanoza, aloe vera jeline ve pamuk pedlere ihtiyacımız var. Pamuk pedleri ikiye keselim. Kavanoza koyalım. Aloe vera jeline ekleyelim. Su dökelim ve kavanozu buzdolabına koyalım. Soğuduğunda çıkaralım. Pedleri göz maskesi gibi göz kapağımızın altına koyalım. Aloe vera jelli maske şişliği alacak ve güzel görünmemizi sağlayacak. Makyaj çubuğuyla ne kadar uğraşırsanız uğraşın far düşüp tüm çabanızı boşa çıkarabilir. Yanaklarımda siyah karlar mı var? Hava durumunda bundan bahsetmemişlerdi. Ah, bir fikrim var. Bir kağıda ihtiyacımız olacak. Kavisli bir şekilde çizelim. Kalemle üstünden geçelim. Bu şekilde iki parça keselim. Bir kahve çubuğu ve silikon tabancası alalım. Çubukların her iki tarafına ataç silikonlayalım. Kalemle kirpik çizelim. Sıkıştırılmış far ve fırça alalım. Cildimizi kağıtla kaplayalım ve her zamanki gibi makyaj yapalım. Kavisli şekil makyajımıza engel olmayacak ve far düşerse yakalayacak. Sonunda yine birlikte bir şeyler yapıyoruz. Ama arkadaşlarımızdan biri solgun görünüyor. Arkadaşlarımızdan bir diğeri de yanaklarını nasıl pembeleştirdiğini anlattı. Kırmızı biber maskesiyle yeniden canlı görünebiliriz. Koruyucu şeridi çıkaralım ve maskeyi elmacık kemiklerimize yerleştirelim. Kırmızı biber kan akışını hızlandıracak ve kısa süre içinde yanaklarımız pembeleşecek. Maskeyi çıkaralım. İşte oldu. Hoş doğal bir allık ile yanaklarımız pembeleşti ve elmacık kemiklerimiz belirgin görünmeye başladı. Şimdi de canlı bir selfie çekme zamanı. Fönle saç modeli yapımı, saç düzleştirme ve sülfatlı şampuan. Bu şekilde saçlarımızı zayıflatıp uçlarının kırılmasına neden olabiliriz. Kestirmek ya da kestirmemek. İşte bütün mesele bu. Şimdi size saçlarınızı evde nasıl kesebileceğinizi anlatacağız. Bir saç tutamını ayıralım ve kıvıralım. Kırık saçları keselim. Bu şekilde kırılmış saçlardan kurtulabilir ve saçımızın uzunluğunu da azaltmamış oluruz. İşte oldu. Eğer saçınız sürekli yüzünüze geliyorsa sıradan bir tel toka sizi kurtarabilir. Sadece önümüze gelen saça toka takalım. Ve 3 tokamız varsa bu şekilde saçımıza bir desen yapabiliriz. Mesela bir üçgen. Basit geometrik bir şekil olabilir ama çok şık görünüyor. Takma kirpikler görüntümüzü tamamen değiştirebilir. Büyük isimler ve yapıştırıcı alalım. Kirpiklerimize bir damla yapıştırıcı damlatalım ve cımbızla simleri sabitleyelim. Dama tahtası gibi deseni yayalım. Kirpikleri üst göz kapağımıza sabitleyelim. Simi hemen kaldırmayalım. Tekrar ihtiyacımız olacak. Kısa bir ok şeklinde yayalım. Bu parlak görüntü parti ya da fotoğraf çekimi için çok uygun. Çok güzel. Şimdi de kırmızı gıda boyası ve yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Biraz yapıştırıcı sıkalım. 4 ya da 5 damla gıda boyası ekleyelim. Pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Kırmızı yapıştırıcıyı dudaklarımıza uygulayalım. Dış hatlara çıkmadığımızdan emin olalım ki cildimiz lekelenmesin. Yapıştırıcı kuruyana kadar bekleyelim. Yavaşça dudaklarımızdaki filmi çıkaralım. Yapıştırıcı gidecek ama boya dudaklarımızda kalacak. Bu makyaj uzun süre dayanacak ve satın alabileceğimiz tüm rujlardan daha güzel görünecek.
Şimdi de sulu boyaya, dudak kremine ve fırçaya ihtiyacımız var. Fırçayı dudak kreminden alalım. Sonra biraz kahverengi boya alalım. Fazladan suyu sıkalım. Kaşlarımızı fırçadaki karışımla dolduralım. Dudak kremi kaşlarımızın doğru yönde durmasını ve sulu boya koyu kahverengi olmasını sağlayacak. Basit ve çok ucuz. Güzellik salonunda yapılmış gibi görünüyor. Bir sonraki pratik bilgi için bir deodorant şişesine ve losyona ihtiyacımız var. Şişedeki topu çıkaralım. Biraz losyon sıkalım. Fondöten ekleyelim. Topu döndürelim. Ürünü uygulamadan önce şişeyi iyice çalkalayalım. Topu cildimizden geçirelim. Losyonla karışan fondöten karışımın yoğunlaşmasını sağlayacak. Ve bu yeni şişeyle kolayca cildimizdeki büyük alanlara fondöten uygulayabiliriz. Mesela büyük annemizi ziyarete gitmeden önce dövmemizi kapatabiliriz. Güzellik hilelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangilerini deneyeceğinizi yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki güzellik pratik bilgilerini kaçırmazsınız.